الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak İman edip salih amel işleyenlerle inançsız insanların durumlarını bizlere Muhammed Suresi 12. ayet-i kerimesinde şöyle açıklıyor. İnna Allahe muhakkak ki Allah yudhilu allazina amanu ve amilus salihati cennetin tecri min tahtiha'l enhar. İman edip salih amel işleyen insanları altlarından ırmaklar akan cennetlerine girdirir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince, Allah'ı inkar eden o kişilere gelince, onlar ise يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ Onlar zevk peşinde koşarlar. Hayvanların yediği gibi yerler. وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ Onların gideceği yer ateştir. Değerli kardeşlerim, bundan önceki iki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِر۪ينَ اَمْثَالَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Yani buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Allah onları yerin dibine batırmıştır. Kafirlere de onların benzeri vardır. Bu Allah'ın müminlerin yardımcısı olmasından dolayıdır. Kafirlere gelince onların yardımcıları, mevlaları yoktur. Evet değerli kardeşlerim, buradan anlaşılıyor ki Allah müminlerin mevlasıdır, dostudur, yardımcısıdır, koruyucusudur. Kafirlerin ise böyle bir yardımcıları, dostları yoktur. Allah, müminlerin ve salih amel işleyenlerin mevlası, yardımcısı, dostu, korucusu olunca, işte biraz önce zikrettiğimiz ayette bildirildiği gibi, onları saadet diyarı olan altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyar ve orada ebedi nimetlere mazhar eder, isimlerinin ebedi tecellilerine mazhar eder. Ve orada ebedi rahmetinin, fazlının, kereminin tecellilerini onlara gösterir. Diğerleri ise eğer müşrik, münafık ya da kafir olarak ölmüşlerse cehennemde ebedi olarak kalırlar, cezalarını çekerler sevgili kardeşlerim. Bu ayette bilhassa da sevgili dostlar, ebedi cehenneme girecek kafirlerin, müşriklerin ve münafıkların dünyada nasıl bir durumda oldukları nazarlarımıza veriliyor. İlk başta okumuş olduğumuz ayet-i kerimede. Bunlar acaba inançlarındaki sapıklığın neticesinde nasıl bir hayat yaşıyorlar? Ayet diyor ki, onlar dünyada zevkleniyorlar, zevklenirler. Yani ayetin ifadesiyle وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا
yetemettaun. Onlar dünyada zevklenirler. Zevklerini, lezzetlerini takip ederler. Sadece maddi zevk ve lezzet peşinde koşar böyle insanlar. Cenab-ı Hak, inansız insanların, müşriklerin ya da münafıkların dünyadaki yaşayış tarzlarını bize tasvir ediyor. Nasıl bir hayatı amaç edindiklerini bize anlatıyor. Biz tabii değerli kardeşlerim, müminler olarak da kendimizi bu açıdan yoklamalıyız. Bir mihenge vurmalıyız. Acaba biz nasıl bir hayat yaşıyoruz? Kur'an'ın bildirdiği gibi mümince bir hayat mı yaşıyoruz, yoksa mümin olduğumuz halde Kur'an'ın tasvir ettiği şekilde sadece lezzetlerimizi takip ederek tabiri caizse kafirce mi bir hayat yaşıyoruz? Bunun bir mukayesesini yapmamızı Kur'an bize öneriyor. Kendi hayatımızı, yaşantımızı, amacımızı, fikirlerimizi, duygu düşüncelerimizi gözden geçirmemizi ayet-i kerime bize tavsiye ediyor. Değerli kardeşlerim, bakınız felsefede lezzetlerini takip eden insanlara hedonist denmektedir. Tamam, amacım bir felsefi cereyanı size anlatmak değil ama Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti bunu çağrıştırıyor. Demek Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemde sadece maddi zevk ve lezzetinin peşinde koşan insanlar vardı. Kur'an bunu anlatırken aslında kıyamete kadar gelecek dönemlerde bazı insanların, belki de birçok insanın böyle bir zevk ve lezzet peşinde koşan insanlar olacağını nazarlarımıza sunuyor ve hem onları ikaz ediyor hem bizleri inançsız insanların yaptığı gibi bir hareketle davranış içerisinde olmaktan uzaklaştırmak istiyor. Bu ikisini çok iyi düşünmemiz lazım değerli kardeşlerim. İki konuda Yüce Rabbimiz bize mesaj vermiş oluyor. Hem inanmayanlara veriyor, dikkat edin siz bu şekilde yaşıyorsunuz. Hem de müminlere veriyor bir mesaj. Siz de bunlar gibi yapmayın. Mümin olduğunuz halde zevkçi bir anlayışa sahip olmayın. Sadece lezzet ve zevk peşinde koşmayın bu dünyada diyor değerli kardeşlerim. Bu da yeme, içme, eğlenme ve sadece maddi bedensel haz ve lezzetleri hayatın bir amacı haline getirmek demektir. Hedonist insan budur değerli kardeşlerim. Felsefe, bu felsefeye sahip olan gruptaki kişiler diyor ki, insanlara bugün çeşitli vesilelerle bu fikirler yayılıyor. Dünyaya bir kere geldin. Bir daha mı dünyaya geleceksin? Ye, iç, keyfine bak. Kazanmış olduğun paraları nasıl kazanırsan kazan önemli değil. Yeter ki sen keyfine bak. Maddi olarak bir takım lezzetlerin peşine düş mesajını veriyor. Nasıl olsa öleceksin. Bir daha bir dünyaya gelmeyeceksin. Çünkü böyle bir düşüncede zaten ahiret inancı yok. Kafirlerin bir hayat tarzından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Öldükten sonra dirilmeye de inanmayan bir insan, hesap vereceğine inanmayan bir insanın böyle bir yaşayış içerisinde olması da çok anormal değil değerli kardeşlerim. Zaten Kur'an'ın gelmesi, insanlara inancı tavsiye etmesi, inancı öğretmeye çalışması, inançla beraber güzel ahlak öğretmeye çalışması, ahiret inancını, hesap verileceği inancını öğretmeye çalışması, yerleştirmeye çalışması, hep bu tür insanın kendisine de başkalarına da zarar verecek, zevkçi ve lezzetçi bir anlayışın önüne geçme manasını, hedefini de güdüyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü böyle bir hedef, değerli kardeşlerim, hem insanın kendisine zarar verir, vücudunu, her şeyini israf etmesine sebep olur, hem de başka insanlara da zarar verir. Onların haklarını, hukuklarını gasp etmeye sebep olur, başkalarına zulmetmeye de vesile olur. Yani ben lezzetimin önünde hiçbir engel tanımam. Zevk ve lezzetim için elimden gelen her şeyi yaparım, karşımdaki rakiplerimi de bunun için yok ederim. İşte böyle bir zihniyete sahip olur böyle bir kişi ve hayatını çok basit bir takım çıkarlar için geçirmiş olur. Sevgili kardeşlerim, müminin elbette böyle bir amacı olamaz. Kafir böyle bir amaç içerisinde olabilir, olur. Ama mümin bir kafire bakarak o dünyevi lezzetlerinin, maddi lezzetlerinin peşinde koşuyor. Ben de bu dünyada yaşıyorum. Ben neden maddi lezzetlerimin, zevklerimin peşinde koşmayayım? Ben de koşarım diye mümin düşünemez değerli kardeşlerim.
Ha bu ne demektir? Yani haşa şunu demek istemiyoruz. Yani mümin hayattan hiç lezzet almayan, zevk almayan, hiç lezzetini ve zevkini takip etmeyen insan demek değildir. Haşa. Bunu söylememiz zaten mümkün değil değerli kardeşlerim. Hem Kur'an'a baktığımızda, hem Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda asla ama asla insanları dünyevi lezzetlerden uzaklaştırmak istediğini görmüyoruz. Bizim söylediğimiz şey şudur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın burada bildirdiği gibi kafirlerin bir özelliği olarak bir insanın zevklerin ve lezzetlerinin peşinde koşması şudur. Efendim Cenab-ı Hak insanı diğer mahlukattan farklı olarak yaratmıştır. Ve insana diğer varlıklarda olmayan çok yüksek değerde duygular, latifeler, azalar ve uzuvlar vermiştir sevgili kardeşlerim. Ve bunların hepsi baktığımızda çok yüksek değerde ve hepsi de dünyevi olarak tatmin olması mümkün olmayan duygular ve latifelerdir sevgili kardeşlerim. Bunları bir insan sadece dünyevi haz ve lezzetlerin peşinde koşarak geçirirse onları çok adi bir dereceye düşürmüş olur. Ebedi hayatı kazanmak için verilen latifelerin, duyguların hepsini paramparça etmiş olur ve onları yok etmiş olur. Sevgili kardeşlerim. İşte bizim kastettiğimiz lezzet peşinde koşmak, kafirlerin, inançsız insanların peşinde koştuğu lezzet böyle bir lezzet. Ahireti kazanmak için insana verilen duygu, latife ve azaların hepsini sadece ve sadece bu dünya hayatını kazanmak için sarf etmek. Bu dünya lezzetlerinin peşinde koşmak için sarf etmek ve onların ebediyete bakan yönlerin hepsini kesmek ve koparmak ve böylece geçici bir dünyada, geçici bir hayat içerisinde yuvarlanıp gitmek. İşte Kur'an'ın dikkat çektiği, kafirlerin peşinde koştuğu lezzet, böyle bir lezzet. Duygu ve düşüncelerini, hepsini, latifelerini, azalarını, hepsini böyle basit şeyler üzerinde kullandıkları ve batırdıkları bir lezzet sevgili kardeşlerim. Bunu bize anlatıyor, bunu bize ifade ediyor. Mümin böyle olamaz. Evet, iman eden ve salih amel işleyen insanlar da elbette ki bu dünyada yaşıyorlar ve bu dünyada meşru çerçevede lezzetlerinin peşinde koşacaklardır. Cenab-ı Hak bunun sınırlarını belirlemiş. Mümin bir insan dünyada yaşadığına göre Allah'ın dünyada insana vermiş olduğu nimetlerden elbette istifade edecektir değerli kardeşlerim. Bunlardan istifade etmemesi zaten insanın insanlığına uymayan bir şeydir. Ama bunun çerçevesini çizmiştir. Meşru bir çerçevesini çizmiştir. Ha bir mümin yanlışını söyleyemez sevgili kardeşlerim. Efendim nasıl olsa yemek içmek meşrudur. Ben helal bir şekilde para kazanıyorum. Helal olan şeylerden içiyorum. Helal olan şeylerden yiyorum. O zaman kimse bana karışamaz. Ben de istediğim gibi yerim, istediğim gibi içerim. İstediğim şeyi de yaparım ama helal çerçevede. Bir mümin evet, helal çerçevede de yiyip içecek, helal çerçevede nimetlerden istifade edecek. Ama değerli kardeşlerim, hayatının bütün amacını yemek, içmek ve lezzet peşinde koşmak için geçiremez bir mümin. Helal dahi olmuş olsa, çünkü israf diye bir şey vardır. Efendim yemek, içmek helal. O zaman ben 24 saat 10 öğün yemek yerim. Romalılar, sevgili kardeşlerim, tarih kitapları anlatıyor. Lezzetçi bir toplumdu. Yemeği çok seviyordu, içmeyi çok seviyordu ve günde belki 10 defa, 20 defa yiyorlardı. Fakat sadece haz için yediklerinden dolayı, çok özür diliyorum, iyice tıka basa yedikten sonra parmaklarını boğazlarına sokuyor, kusuyorlar, sonra tekrar yemeye başlıyorlardı. Ve bu toplum Allah tarafından okumuş olduğum bundan önceki ayetlerdeki ifadelerde demmarallahu tabirine efendim mahsadak olmuşlardır. Allah onları yok etmiştir. Birçok kavimleri Cenab-ı Hak sırf böyle efendim lezzetleri peşinde koştuklarından dolayı kendine verilen azaları, duyguları ebedi hayat için kullanmadıklarından dolayı yerle bir etmiş, yerin dibine batırmıştır sevgili kardeşim. Bir mümin asla böyle düşünemez. Ben madem ki helal bir şekilde kazanıyorum, yerim, içerim, hayatımın hepsini de bunların peşinde koşarak geçiririm. Nasıl olsa meşru. Böyle diyemez. İsraf etmeyecek mümin. Ne diyor Cenab-ı Hak? Kur'an-ı Kerim'de bakınız bu çok önemli bir ölçü.
Kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Çok önemlidir değerli kardeşlerim. Yiyiniz içiniz. Evet, yiyin için. Mümin meşru şekilde kazanır, yer içer. Ama ve la tusrifu, israf etmeyin. Bakka ki Allah israf eden insanları sevmez. Hayatını israf etme. Düşüncelerini, duygularını, azalarını israf etme. Kazandığın parayı israf etme. Yemeği, içmeyi, giyinmeyi israfla yapma. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bu nimetleri, bu duyguları, bu latifeleri hep belli bir ölçü içerisinde itidalli bir şekilde kullan. İşte bize vermiş olduğu mesaj bu sevgili kardeşlerim. Ayet diyor ki onlar, o kafirler, efendim, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ lezzetleri peşinde koşarlar. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ çok enteresandır. Diyor ki, hayvanların yediği gibi yerler. Ne demek bu değerli kardeşlerim? Bakınız, Cenab-ı Hak kafirleri tasvir ederken bizleri de bu noktada ikaz ediyor. Nimet vereni düşünmeden yiyip içmek, bir hayvan gibi yiyip içmektir. Allah hayvana akıl vermemiştir, düşünemez. Haram helal yemeden, demeden yiyip içmek, bir hayvan gibi yiyip içmektir. İsraf etmek, sanki sadece yemek ve içmek için yaratılmış gibi sürekli yemeyle içmeyle meşgul olmak, çok özür diliyorum, Kur'an'ın ifadesini söylediğim için söylüyorum, bir hayvan gibi yemektir ve içmektir. Cenab-ı Hak, efendim, kafirlerin bir özelliğini bizim nazarımıza sunarak, bir müminin asla bir kafirin yapmış olduğu gibi, bir hayvanın lezzetinin peşinde koştuğu gibi, yemenin içmenin peşinde koştuğu gibi böyle bir şey içerisinde asla olamayacağını bize açık bir şekilde beyan ediyor sevgili kardeşlerim ve bize aslında çok büyük bir ders veriyor. Sevgili dostlar, bu yüzden diyorum ki lütfen bizler müminler olarak şöyle bir halimizi gözden geçirelim. Acaba mümin olduğumuzu söylediğimiz halde, imanın gereklerini yapmak için gayret gösteren kişiler olduğumuzu beyan ettikten sonra nasıl bir amaç içerisinde yaşıyoruz? Kafirce, çok özür dileyerek ifade ediyorum, kafirce sadece maddi lezzetler peşinde meşru da olsa sadece bunların peşinde koşarak mı hayatımızı geçiriyoruz? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere şükrederek ve onun vermiş olduğu nimetleri onun yolunda harcayarak mı hayatımızı geçiriyoruz? İsraf ederek mi, israftan kaçınarak mı hayatımızı geçiriyoruz? Bunun bir efendim muhasebesini yapmak durumundayız. Ayet bize böyle bir muhasebenin yolunu açıyor. Bir de burada sizlerle paylaşacağım son bir husus. Bu konuda uzmanlar diyorlar ki değerli kardeşlerim, bir çocuğu bir insan yetiştirirken, eğer o insanın her istediğini, çocuğun her istediğini o insana, o çocuğa verirseniz, o çocuk büyüdüğü zaman hep has peşinde, lezzet peşinde koşan bir insan olacaktır. Bu yüzden daha bu işi çocukken çocuklarımızı eğiterek bu işe başlamalıyız. Ve her istediğini çocuklarımızın asla vermemeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ını, kitabını, manasını, İslam'ın esaslarını, haramı, helali, israfı, her şeyi çocuklarımızın zihinlerine yerleştirmeliyiz, öğretmeliyiz ki onlar da büyüdükleri zaman efendim sadece lezzet ve menfaat peşinde koşan insanlar olmasınlar. Esas lezzet ve menfaat yerinin ahiret olduğunu, bu dünyanın bir doyma yeri olmadığını, insanın asla doyamayacağını, Allah'ın bu dünyada ebedi hayatta vereceği şeylerin sadece numunelerini bize verdiğini onları hatırlatalım, kendimizi hatırlatalım. Böylece bir mümin gibi hayatımızı geçirmeye gayret gösterelim değerli kardeşlerim. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme bihakkil Kur'ani ve bihakki men unzile aleyhil Kur'an نَذِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ الْقُرْآنِ وَاجْعَلِ الْقُرْآنَ شِفَاءً لَنَا مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَمُونِسًا لَنَا فِي حَيَاتِنَا وَبَعْدَ مَمَاتِنَا وَاجْعَلْهُ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِينًا وَفِي الْقَبْرِ مُونِسًا
وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على من أزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. آمين والحمد لله رب العالمين.